Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Koçtaş'a geldim ben. Sizlere de buradaki fiyatları çekip göstermek istedim. Belki bir yardımı dokunur. Yakınlarınızda varsa bakarsınız. Bu saksılar şeffaf saksılar. 60 lira. Altları sadece renkli. Bunlar 27 lira. Renkleri de çok güzel. Krem rengi. Bu demir saksı askılıkların fiyatlarını göremedim arkadaşlar. Ama geçen kış gitmiştim ben. 90 küsür gibi bir fiyatı vardı. Bu tekli askılı saksı 50 lira. Şimdi üçlü boyolanları da göstereceğim birazdan. Evet, üçlü olan 140 lira. Bayağı güzel renkleri, kaliteleri de gayet güzeldi arkadaşlar. İhtiyacı olan bakabilir. Bunlar indirime girmiş, 29 lira. Renk renk, boy boy, çeşit çeşit bir sürü model vardı. 12 liradan başlıyor bunlar da. Bunlar 23 lira. 30 lira bu renk saksılarımız da çok güzeldi aslında kaliteleri de. Yani bakın böyle gösterdim renklerini, modellerini. Kusura bakmayın, böyle ses kaydı yaparaktan paylaşım yapmak zorunda kaldım. Arkadan hem müzik geliyordu hem reklamları oluyordu. Dedim yani emin olamadığım için seslendirme yapmak zorunda kaldım. Bunun için kusura bakmayın. Bu saksılar da çok şıktı. 35 liradan başlıyor bakın. Burada da torf var. 40 litre. 80 litre. Tabi litrelerine göre fiyatları değişiyor. Bunların formları çok güzeldi. Çok sağlıklı gözüküyorlardı. Şimdi fiyatlarını göstereceğim. Bu boy 400 liraydı. 399,90. Bu da 310 liraydı. Ama yani görüntüleri çok güzeldi. Çok güzel ağaç formu almışlar. Çok güzeller. Salon bitkileri. Dış mekanda da büyütülüyor diye biliyorum. Bu 600 liraydı. Netlemede biraz problem yaşıyoruz ama ben önceden bir hazırlık yaptım fiyatlarını. Baktım. Gördüğünüz gibi boy boy var. Boylarına göre fiyatları değişiyor. Burada da toprak saksılar var. 80 lira. Boyutlarına göre tabii artıyor fiyatları. Ama çok güzel. Tabakları ayrı satılıyordu. 42 lira. 160 lira. Daha sonra sizi porselenlerin olduğu bölüme de götüreceğim. Bunları da askılı böyle asmışlar, askılı saksılarda. Merdiven çiçeğimiz. Bu da arkadaşlar normal bitki torfu. Burada da şimdi kaktüsler ve sukulentler var. Onların fiyatlarını göstereceğim sizlere. Bu 70 liraydı. Evet. Sanırım bunlar boyalı herhalde. Şu diğer renkliler. Yakınlarınızda varsa arkadaşlar Koçtaş, eğer gidebilirseniz
Bakın fiyat, bazı çiçeklerin fiyatları falan gayet güzeldi. Bu 40, 36 lira. Kaktüsümüz. Şu büyük olanlar 100 liraydı. Evet. Ama bayağı gelişmiş, sağlıklıydı bunlar. Tabii kapalı alanda ne kadar olursa. Burada da sukulentler var. Aslında çok güzeller. Ama tabii renklerini kaybettikleri için ben hangi tür olduğunu anlayamadım. Boy uzatmışlar tabii. Araları hep açılmış. Yazık, böyle görünce de dayanamıyorum. Üzülüyorum bunları böyle görünce. Perle, Havortia, Echeveryalar, Kivi. O çeşitlerden vardı burada da. Evet, bu küçük saksı 11 lira. 5,5'luk saksıda olanlar. Echeveryalar da aslında 13 lira yazmışlar ama saksıların üzerinde bazıları 10 liradan da satıştaydı. Bu da çok güzel bir türdü. Emin olamadım. Gördüğünüz gibi çok formları bozulmuş. Şu Opel mi acaba diyorum. Birazdan daha net göstereceğim. Bilemedim yani, çok bozulmuş formu. Ama çok güzel iri bir yaprak yapısı vardı. Aklımda kaldı aslında. Ya olmadı, gidip alacağım yani. Bir tane daha göstereceğim o türle beraber. Çok aklımda kaldılar. İşte elimizden gelse hepsini alalım, dikelim saksılarımızda, kurtaralım aslında ama olmuyor. Bu da 20 liraymış. Evet, 20 lira arkadaşlar. Pliyalarda 13 liraydı. Havortiyalar, böyle çeşit çeşit çok var. Bunlar 25 liraydı. Bunlar tabii her zamanki gibi boyanmış. Yani alıp kurtulabilir aslında hepsi. Stahliler de çok bozulmuş formu. Renklerini kaybetmişler. Ya 13 lira diyor ama dediğim gibi 10 lira da var aralarında. Bu işte Opel'in olduğuna emin olamadım. Çok güzeldi ama ya. Bakar mısınız nasıl boyu uzamış? Yapısı çok güzeldi, yaprak yapısı. Şimdi bir tane daha tür gözüme çarpıyor orada. Evet, bakın. O türde 10 lira yazıyordu aslında üzerinde. Acaba dedim Echeveria Elegans mı bu? Olmadı, gidip ikisini alacağım arkadaşlar. Çok aklımda kaldı bunlar. Dedim ikisini almalıyım bence. Ya hasta falan olurlar diye aslında, hani hastalık kapmış olabilirler diye biraz tereddüt ettim. Ama baksanıza satılmıyor galiba pek ya, yazık. Burası İstanbul Yeni Bosna metrobüs durağının oradaki Koçtaş yapı marketi arkadaşlar. Yani İstanbul'da oturanlar aslında uğrayabilirler. Çok güzel çeşit 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 saksılar, çiçekler. Diğer böyle açan çiçeklerin fiyatları bence makuldü yani, güzeldi. Yaprak güzelleri, bakar mısınız? Yani inanın, dolaşmaya kalksam herhalde bir saat sürerdi yani, hepsini ayrıntılı ayrıntılı göstersem. Fazla uzun olmasın diye biraz böyle üstünkörü yapmaya çalıştım bazılarını. Çok güzel salon bitkileri de, yani bunlar yeni gelmiş belli. Evet, 200 lira bunlar da. Bu iki türde indirim yapmışlar gördüğünüz gibi. Yani bahar dolayısıyla yeni getirilmişler belli yani. O yüzden fazla böyle zaman geçmeden aslında tüketmek lazım. Yoksa sağlıklarını kaybediyorlar. Çok güzeldi yani, büyük. Şimdi size süs bitkilerini de göstereceğim. De önce evet, vermikülit arkadaşlar.
Bu da 5 litresi 12 liraya indirim yapmışlar. Ben geçen kış almıştım buradan. Bu perlitler biraz ince. İnce perlit, şey pardon, vermiklüt oluyor, ince. Böyle hani normal orta boylardan değil ama kullanılabilir yani, hiçbir sıkıntı yok. Fiyatı çok çok iyi. 5 litresi 12 lira. Şimdi orada 1,5 litreliği de göstereceğim size. O da 7 liraydı. Evet bakın. Yani kullanılabilir. Yani internette bayağı pahalı şu anda vermiklütler. Tam da sezon olduğu için fiyatları bayağı arttı. Burada da kaktüs sukulent toprağı var. Bayağı ağır bir topraktı yani. İçinde ponza taşları var belli ki yani. Bayağı ağırdı. 5 litresi. İki tane fiyat yazıyordu. 5 litresi 30 lira, 5 litresi 40 lira yazıyordu ama emin olamadım. Bu sardunyalarımız 35 lira. Çok güzeller. Sağlıklar yani. Dediğim gibi yeni gelmiş bunlar. İnsan hepsini alası geliyor tabii ki ama durdurabiliyoruz kendimizi bir şekilde. Bunlar 20, 25 lira. Çok güzel renk renk. ...25 lira arkadaşlar, bunlar da tekrar söyleyeyim. O yanındaki olan adını bilmiyorum, onlar da 25 lira. Bahçelerde çok oluyordu bunlardan. Şakayıklar da çok sağlıklıydı, bakar mısınız formuna, çok güzel. 25 lira o da. Bunların fiyatı da 35 liraydı arkadaşlar. Bu ne türüydü? Pek biraz bulanık çıkmış görüntü için kusura bakmayın. Ama bakar mısınız rengi ne kadar güzel. Mor, beyaz, lila, pembe. Çok güzel salon bitkileri var. Evet bakın burada 5 litresi 40 lira yazıyor. Sonra bir yerde yine görüyorum aynı marka 30 lira diyor. Yani gidip bakmakta fayda var. Ama dediğim gibi çok ağır bir toprak. Bilemedim yani. Hiç kullanmadım. Şimdi sizi porselenlerin olduğu bölüme götürüyorum. Fıçı saksılar 35 lira. Onlar da boyutlarına göre değişiyor tabii. İndirim yapmışlar ama o ürün kalmamış. O yüzden 255 lira. Ama çok şıklar, çok güzel. Kocaman böyle. Salon bitkileri için. Boy boy desen desen. Evet, her renkten vardı. Bunlar da çok güzel görünüyor. Tabi altları delik değil. 75 lira. 90 lira. Ama kaliteli belliydi yani, ben aldım. Baya böyle şey ağır. Aldım derken eve değil arkadaşlar. Yani dokundum baktım ağır yani, kaliteliydi porseleni. Çok güzeller. 280 lira. 260. Bunlar 90 lira. Bunları indirim yapmışlar. 48 lira. Bazı şeylerde indirim yapmışlardı. Bakar mısınız ne güzel. Çok şık duruyor hepsi. Şu hasırlı olanlar da çok güzel. ...95 lira fiyatı. Bakın böyle boy boy, desen desen, renk renk. Hakikaten insanın hoşuna gidiyor böyle. Yani bütçesine uygun olanlar alabilir.
Ben sadece burada çiçekleri, saksıları, şöyle fiyatlarını nedir diye bakmak istedim. Sizler de belki merak edersiniz. Çok şıklar hepsi ya. Biraz da böyle dekoratif bahçe süslerine bakalım. 130 lira bu fenerler. Onlar 100 lira. Çok tatlı, çok şirinler. Yani tekrar böyle ses kaydı yaptığım için inanın kusura bakmayın yani. Telif hakları oluyormuş vesaire. Yeni bir kanalda olduğum için yani bilemediğimden bu yolu seçtim ben de. Bunlar da çok güzeldi. Adlarını bilmiyorum. Ne güzel açmışlar. Orkideler tekli olarak 150 lira yazıyordu fiyatları. Bayağı büyümüşler. Bu saksılardan da vardı. Altları delik ama tabakla yapışık bir haldeydi. Yani alttan tahliye etmesi için ama onları da çevirmek lazım akıtmak için. Pembesi, siyahı, beyazı. Bunların fiyatı 38 lira. Sümbülleri de indirim yapmışlar. 9 lira. Çok iyi fiyatı. Çok güzel çiçekler vardı. Bakın hanım çantası çiçeği. Böyle pofuduk pofuduk ilk defa gördüm ben de. İçi havalı böyle puf puf. Bunların fiyatı 25 liraydı. Kırmızı yani hanım çantasının hepsi. Çok tatlı yani nasıl bir çiçek, nasıl bir açmış o şekle gelmiş çok ilginç. Karanfiller de 30 liraydı. Karanfiller çok dayanıklı bir türler aslında. Benim de çok aklımda da yani hiç o türlere girmemeye çalışıyorum ben. Sadece sukulent. Yoksa bakar mısınız hepsi renk renk. Evet sümbüller tomurcuktaydı. Dediğim gibi 9 liraydı. Gayet böyle güzel gözüküyorlardı. Bir de size ben perlit de çekecektim arkadaşlar. Unutmuşum perlit de var burada. Önce şu toprağı söyleyeyim. Evet bakın burada da 30 lira yazıyor. Aynı marka ama bilemedim yani. Evet perlit de o yanında ben çekmeyi unutmuşum arkadaşlar ama fiyatına bakmıştım ben çekimden sonra. 35 liraydı 5 litresi. Size son olarak bunları da göstereyim artık veda edelim. Bu askılı saksıdaki sardunyalar da 90 liraydı. Buraya kadar izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. İnşallah bir daha gidersem orada yine çekim yapmak isterim. Ama bir daha gidecek gibiyim. Çünkü o iki sukulenti almayı istiyorum. Karar verdim yani. Bakalım nasıl bir formu olacak. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Kendinize çok iyi bakın.